Evet, şu anda hiç yapmayacağım bir şey yapıyorum. Yani normalde Safranbolu ve yani favela haritaları dururken düğün salonu oynamak pek bana göre değil. Yani pek de beceremiyorum zaten bu haritayı. Ama maalesef, yani maalesef demeyeyim de şimdi izleyicilerden bir talep geldiği için favela ve Safranbolu'yu bırakıp düğün salonuna odaklandık. Yani bir bölümlük filan bir düğün salonu oynayalım dedim. Ayıp olmasın. Şimdi öncelikle peşin açıklamalarımı yapayım. Bu haritayı çok bilmiyorum. Çok oynadığım bir harita da değil. Yani pek beceremiyorum da. Ya bu nedenle birazcık sorun olabilir. Pek oynayamıyorum ya. Evet. Şimdi açık orta gidelim bakalım, açık ortada filan. Öldü. Elden öldü. Bu haritayı gerçekten çok, infolarını da bilmiyorum çok. Yani yerleri de bilmiyorum. Çok saçma da geliyor bu harita aslında bana. Açık orta gördüm bu arada, şurada. Ama tam olarak emin değilim. Ha, bu arada karşı hepsini unutmuşuz. Arkan mı? Ha, dinlemiş. Adam olsa adam. Hayır, nasıl ölmedin? Aman Allah'ım, nasıl ölmez? Yani oyuna biraz odaklandım ama nasıl ölmediğini yemin ediyorum anlamadım. Neyse. Elden çıkmazsınız ya. 4 kişi kaldık bu arada ve karşı klanlara bakar mısınız? DPS açık olanı var arkadaşlar karşıda. Buy for now var. Öldü. Gerçekten işimiz aşırı derecede zor. Tam çift davul işte ya. Aklım karıştı ya. Bu nasıl bir harita ya? Ha, Gerçekten o şu da an gerek yedim. susturdum bu arada. Çünkü yani benim zaten sesim alay geliyor bir de. Oyuncuları dinlememiz saçma olur. Evet. Otopark falan attırdık ama. Ha, öldü. Açık orta atlayan öldü. Böldü. CTBase'deyim şu an. CTBase otoparktayım. A2 olarak geçiyor. Bu kolonların infoları var burada arkadaşlar. İşte A1'di falan diyorlar. Yani çok bildiğim infolar değil. Düğün salonu haritasını pek beceremiyorum. Açık konuşayım. Pek oynayamıyorum. Şu rezalete bakar. Oh, gördüm. Öldüm. Şu rezalete bakar mısınız ya? Ya düğün salonu haritası benim neyime ya? Zaten Safranbolu ve Favela haritasını ne kadar iyi oynayabiliyoruz ki, bu haritayı açmışım bir de. Bir de bu haritada yani şöyle bir dezavantajımız var. Bu harita sese gerçekten çok ihtiyaç duyulan bir harita. Yani bu nedenle birazcık safe oynamamız gerekiyor ve kapalıdaki arkadaş düştü. Açıkta var. Oo, kaç kişisiniz? Kaç kişisiniz? Neden takımımızdan bir insanoğlu bize yardım etmiyor? Yani yardıma ihtiyacım var ve neden ben ölmeden bana yardım edilmiyor bu oyunda? Yani ben anlamıyorum neden. Yani gerçekten mantığı çözmüş değilim. Şu an zaten rank durumunu az çok tahmin ediyorsunuzdur. Nasıl denk geldiğini ve takımdaki bıçağa bakar mısınız ya? Ya çok, ay bu arada yanlış anlamayın, kesinlikle kötülemiyorum. Ya yani olabilir. Elbette ki bıçak süresi bitmiş olabilir ya da ne bileyim. Bıçağı olmuyor, olmamış da olabilir yani bıçağı. Yok ama yani yine de birazcık yani dikkatli oynamamız gerekiyor. Ama ne anlatıyorum ben ya? Üf, neyse. Şimdi yine bir açık ortaya geldim.
çıkamadım. Şans eseri bir kuruş yaptık. İkisi de şans eseriydi. Beceriyle alakası yok. Gördüm. Çok sağlam bir sniper eseydik. Yani bu haritada neyimize güveniyoruz? Ben onu anlamış değilim. Sesi bile açmamışım. Bakar mısınız? Ve yani bu takımla gerçekten CTRL'e basmazsın ya. Ya bu ciddi olamazsın gerçekten. Neyse yani bir de yani öyle tecrübeli klanlar yani bu tarz durumlar pek iyi değil. Pek doğru bulduğum şeyler değil. Öldü. Ve bu arada biz de öldük, evet. Aman Allah'ım, görmedim bile. Neye sıktı onu bile görmedim, biliyor musunuz? Hayır ya. Yani nerede olduğu hakkında en ufak fikrim yok bu arada. Gerçekten yani bu harita, yemin ediyorum, bu kadar yani tilt olamaz ya. Harita bu arada gerçekten yani tamam iyi olabilir belki ama ben bu haritayı beceremiyorum ve bir sniper'ın gerçekten T tarafında bu haritada yapacak bir şey yok. Pek fazla bir şey yok. Öldü. Hayır. Kardeşim daha ya ben neden HS ile ölüyorum? Bak bütün insanlar normal bir şekilde ne bileyim göğsünden hani belinden falan ne bileyim artık vücut bölgelerinin yani başka taraflardan ölürken ben neden sürekli HS ile ölüyorum bu oyunda? Yani bu oyunun benimle ne alıp veremediği var. Gerçekten anlam veremiyorum ve 6-1 yeniliyoruz. Gelmiş geçmiş en kanser oyun ya. Gördüm. Gördüm ama çok geç fark ettik. Öldük. Neyse sağlık olsun. En azından bir round almayı başardık. Yani. Yok aslında hayır ya. Hile falan olduğunu çok düşünmüyorum. Yani hile olsa zaten bu kadar ölmeleri çok saçma olurdu. Bence yani biz oynayamıyoruz. O yakın. Abicim. Ya neden? Yani yemin ediyorum anlamıyorum ya. Bakar mısınız nasıl HS atıyor? Karşıdaki By for now klanı var. Deep Passage var. Sonra tanınmayan birisinin bir klanı var da o klan da ne oluyordu ya? Tam olarak hatırlamıyorum. Yani karşı rakip ile bizim rakibimizin yani bizim takımımızın ne kadar orantılı geldiğini umarım anlarsınız. Yani tamam onlar 5 lig girmiş olabilir ama yani yine de birazdan rank sisteminden zaten belli olacak. Öldü. Yani kainat üzerine gelmiş en saçma oyun diyecektim. Nasıl oluyor da kısa ortadan gelebiliyor yani? Aman ya Rabbim ya. Gerçekten oyunu çok saçma oynuyoruz. Zaten buradan çevirmemiz pek olağan bir şey değil. Pek mümkün değil. Bakar mısınız? Geri biliyor gibi oynuyor ama yok. Hile falan olduğunu çok düşünmüyorum yani. Aman Allah'ım. Bilmiyorum vallahi. Acaba şüpheli olabilir ama yine de emin değilim yani. Yani bu kadar güzel bir oyun olamaz. Gerçekten düğün salonu isteyen arkadaşa buradan selamlarımı yolluyorum. Yani düğün salonunu umarım bir daha istemez. Yani kırmamak için girdim. Normalde asla girmem. Yani asla becerebildiğim bir harita değil zaten. Lider katili olduk. Düğün salonu ve Gaziantep mülteci kamp haritasını kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü gerçekten ikisi de çok sniper'a uzak haritalar olduğu için bana gelmiyor. Ben de bir sniper olduğum için haliyle bu haritalarda başarısız konumda oluyorum. Ama
Yani pek emin değilim yine de, yani neden istedikleri hakkında, bu haritanın neyini seviyorlar onu da bilmiyorum. Herhalde oynayanlar taarruz olmasın. Yani isteyenler taarruz olması gerekiyor. Sürekli otopark bakıyorum çünkü yani başka bakabileceğim bir yer yok. Yani kapalıya bakmaya gitsem, kapalı da beni var ya, 5 dakika içerisinde, 5 dakika bile değil aslında, 1 dakika bile değil, 10 saniye içerisinde çok rahat ölmüş görürsünüz yani. Vallahi arkalarda bir yerlerde saklanıyorum ama şu an nerede olduğumu da bilmiyorum. B3 düğün arabasındayız herhalde. Bu roundu kesinlikle alamam zaten. Ya kanka. Öldü. Böyle bir şey olamaz ya. Gerçekten. Bu kadar güzel bir oyun olamaz. Gerçekten harika bir oyundu. Harika bir haritaydı. Umarım bir daha istenmez. Yani 2 round almamız bile bir mucize. Ama bilmiyorum. Sağlık olsun ya. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım düğün salonu haritasını beğenmişsinizdir. Ben hiç beğenmedim. Yani şu da rank eşleşmesine bakar mısınız? Yani bu adalet mi onu da bilmiyorum. Tamam, 5'li girmiş olabilirler. Ben anlıyorum zaten. Muhtemelen hepsi takım. Yani dediğim gibi Buy for No klanı. Deep Passage demiştim zaten bunları. Bir de Ice Espor diye bir klan varmış. Onu da yeni gördüm. Şampiyon sanırım bu rank. Yani bu yeni gelen ranklar. Şampiyon, usta ve efsane, iki efsane. Bir de bize hemen bizim kadroyu tanıtalım. Efsanevi bir elitimiz var. Efsanevinin de üzerinde bir elmasımız var. Hatta iki elmasımız var. Ondan sonra normal elitler var. Yani efsane diyeyim aslında. Efsane elitlerimiz var. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok hoşuma gitti. Gerçekten çok hoş bir eşleşmeydi. Umarım düzelir yani. Bunun şakası gerçi biraz rezalet ama yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.